Efendim merhabalar. Diyanet stüdyolarından hepinizi saygıyla selamlıyoruz. Bugün Müzzemmil Suresini birlikte ele almayı düşünüyoruz. Müzzemmil Suresi 20 ayetlik bir süre efendim. 250 kelime ve 888 tane harften oluştuğu nakledilir. Fasılası elif ile başlayıp elifle biten bir süredir sevgili dostlar. Yani ayet sonları hep elifli bir şekilde bitmiş olduğu için yani ya eyyuhel müzzemmil kumul leyl illa qalila nısvehu emin gusminhu qalila derken o şekilde sonlandığı ifade edilir. Efendimiz Aleyhisselam'ın kendisine ilk vahyin gelmiş olduğu günleri hatırlarız hepimiz. Hz. Peygamber Cebrail ile karşılaştığı zaman Cebrail ile karşılaşmış olduğu oku seni yaratan Rabbinin adı ile başlayan, bu şekliyle başlayan o vahyi aldığı zaman Efendimiz Aleyhisselam'ın büyük bir korku, büyük bir tedirginlik yaşadığı ve evine kadar vardığı zaman evdeki ailesine, Hz. Hatice Validemize, evdekilere "Zemmiluni, zemmiluni, beni örtünüz, beni örtünüz." dediği nakledilir. İşte bu sure peygamberin bu emir kalıbıyla olan zemmiluni ifadesiyle ilişkili bir şekilde onun onun isimleşmiş bir biçimiyle nazil olacaktır. Ya eyyuhel müzzemmil, ey örtüsüne bürünmüş olan peygamber diye o şekilde ifade edilmiş olacak ayeti kerimede. Sevgili dostlar, Hz. Ali Efendimiz için de anlatılır. Peygamberimiz Aleyhisselam kendisini mescitte yüzü koyu yatmış bir şekilde gördüğü zaman yüzü toprağa, efendim yapışmış bir vaziyette gördüğü zaman ...gum ya ebel turab dediği nakledilir. Kalk ey ebul turab toprak babası manasında ona bu şekilde ifade ettiği söylenir. Buradan şu çıkıyor Araplarda kişinin haliyle uygun haliyle bağlantılı bir şekilde isimlendirme yaygındı. Peygamberimiz de örtüsüne bürünmüş bir vaziyette olduğu için belki bu şekilde isimlenmiş olduğu düşünülebilir. Ayete bir bakalım birlikte bir kısmını birlikte okuyalım. Bismillah. Ya eyyuhel muzemmil, qum el illa qalila, nusfehu ev en qusmihu qalila, evzit alayhi ve rattilil-kur'ane tertila. İnna sanulqi alayke kavlen fakiila. İnna nashi'ate'l-leyli hiye eshattu vaza'an ve aqvamu muqila. İnne leke fi'n-nahari sabhan tabiila. İla ahiril ayeh, ila ahir-i sure demiş olalım. Ayet-i kerimelerde şöyle buyuruluyor sevgili dostlar. Ya eyyuhel ey örtüsüne bürünmüş olan peygamber, kumul leyle illa kalila, kalk gecenin bir kısmında ama tümünde değil. Ben maal buradan okuyayım sizlere. Ey örtüsüne bürünen, geceleyin kalk, yani namaz kıl. Yalnız gecenin birazında, yani birazında ise uyu. Gecenin yarısında kalk yahut bundan biraz eksilt veya bunu artır ve ağır ağır Kur'an oku. Nısfuhu yarısında evin gusmin hu ya da bundan biraz artır, eksilt. Evzit aleyhi ya da buna biraz ekle. Yani buradan şu çıkıyor. Gecenin ilk çeyreğinde ya da ortasında ya da son çeyreğinde olmak üzere sen gecenin muhtelif vakitlerinde kalk ve namaz kıl. Ya da namazda Kur'an-ı Kerim'i oku. Ebcid aleyh ya da buna biraz artır. Ve rattilil Kur'ane tertila tane tane Kur'an oku diye buyurulmakta. Değerli dostlar, tertil ile Kur'an-ı Kerim'in geceleyin okunmasının peygamberden istenmesinin ifade edildiği bu ayet kelimelerde Peygamberimiz Aleyhisselam'ın İslam'ın ilk yıllarında gece ibadeti konusunda kendisine bu noktada bir emrin verildiği anlaşılmış olmakta. Gecenin ortalarında, ilk çeyreğinde, son çeyreğinde bir şekilde kalkıp Rabbi ile buluşacağı bir vaktin olmasını Allah peygamberden istemiştir. Peygamberden istemiştir kalk ve tertil üzere Kur'an-ı Kerim'i oku denmekte. Tertil üzere okumak, harflerin hakkını vererek, durulacak yerlerde durmak suretiyle, yani tecvide riayet ederek Kur'an-ı Kerim'in tane tane anlaşılır bir şekilde okunmasını ifade eder. Ve ayetin devamında, inna senulqi aleyke kavlen fegila, biz sana ağır bir söz bırakacağız denmekte. Yani ağır bir sözden kasıt, Kur'an'ın içeriği olarak Allah'ın yapılmasını istemiş olduğu emirlerin ağırlığına burada işaret edilmiş olduğu düşünülmüştür. Biz sana vebali, içeriği, anlamı, güçlü, yüklü olan bir sözü bırakacağız denmiş olmakta. Öyle anlatılır. Peygamber'e vahiy indiği zaman soğuk günlerde bile terlediği, binek üzerinde olduğu zaman bineğinin bile yani çökmek durumunda kaldığı nakledilir. Vahyin ağırlığı bu kadar şiddetli olduğu için. İnna sha'anul kalayka kavlan sakinlan, inna nashi'atal leyl hiye eshaddu vat an wa akwa muqila. Gece ibadeti nashi'atal leyl derken gece ibadeti, gece neşesi, gece namaz kılışı, hiye eshaddu vat an daha oturaklıdır ve akwa muqila gece yapılan ibadetin tesiri daha fazladır denmiş olmakta. Değerli dostlar bu ayeti kerimelerde Peygamberimiz Aleyhisselam'ın kendisine bu arada ümmetine Kur'an-ı Kerim'i namazlarda gece ibadetlerinde okumuş olmasına vurgu yaptığı anlaşılmış olmakta. Zaten Mekki surelerin bir çoğunda bunun örneklerini bizler görüyoruz. Mesela Furkan suresinde Rahman'ın kulları anlatılırken onların geceyi ibadetle geçirdikleri bu noktada böyle bir ibadet içerisinde olduklarına vurgu yapılmak suretiyle bakınız ayeti kerimede buyruluyor ki velzine yebitun li rabbihim succeden ve kıyama Rahman'ın o güzel kulları geceleyin kıyamda ve secdede geçirirler. Benzer bir ayet Zariyat suresinde geçer. Kanu qalilen minel leyli onlar gece onlar derken cennetlik olan müminlerin halleri anlatılırken dünyadayken onlar geceleyin az uyurlardı denmiş olmakta. Başka örnekler de var. Secde suresinden de hatırlıyoruz. Tedecafa anil madaci. Onların yanları yataklardan uzak kalır. Yani onlar geceleyin az uyurlar denilmek suretiyle gece ibadetine tüm bu ayeti kerimelerde Allah'ın sevdiği kulların gece ibadetine yönelik böyle bir haline burada vurgu yapılmış olmakta. Ancak bu ayeti kelimelerden sonra bu sürenin 20. ayeti olarak bilinen İnne rabbeke ya'lemu diye başlayan son ayet indiği zaman ki bu ayetin de Medine döneminde indiği nakledilir. Sonraki süreçte beş vakit namaz Müslümanlara farz kılınınca başlangıçta hem peygambere hem de Müslümanlara farz olan gece ibadeti yani teheccüd ibadetinden daha sonradan onlar için nafile olarak bu ibadetin onlar için affedildiği bu noktada onların serbest bırakıldığı peygamberimiz için ise bununla alakalı ve minel leyli fetihecet bihi nafileten geceleyin ibadet etme konusunda peygamberimiz için fazladan olarak bu ibadeti yapması konusunda peygamberimiz için devamlılığı, teheccüd ibadetinin sürekliliği de olduğu bilinmektedir. Ayetin devamında buyruluyor ki inne leke fin sebhan davila senin gündüz uzun böyle işlerin çoktur vardır bundan dolayı geceyi bana ayır gece ibadetiyle meşgul olmak suretiyle Allah'ın indirmiş olduğu vahyini tedebbür etmek üzerinde düşünmek için en sakin olan vakti en huzurlu vakti zihnin beynin en güçlü olduğu o sükunetli vakti Allah-u Teala, Yüce Rabbimiz kulun kendisine ayırmasını istemektedir. Burada Kur'an-ı Kerim'in tane tane okunacağı vakit gece vakti ve bunun da Biliyorsunuz namazın içerisinde kıraat diye bir bölüm vardır. Yani kıyamda iken, ayakta iken bu ibadetin yapılması aynı zamanda anlamı da beraberinde getirmiş olmakta. Anlayarak okuma bu anlamda önemli. Ona da vurgu buradan anlamış olmaktayız. Devam edelim sevgili dostlar. Ve zikr rabbike ve tebettel ileyhi ey habibim. Rabb'ının adını an ve bütün gönlünle ona yönel. Ve zikr rabbik rabbını zikret ve tebettel ileyhi Tebettür Tebettül burada takattu manasında kesmek, ilişkileri kopartmak manasında. Yani Allah dışında bütün varlıklarla irtibatını kes bütünüyle kendini Allah'a ver manasında bir ifadedir. Nitekim Betül ismi de böyle bir manayı çağrıştırmakta. Bütün benliğiyle Allah'a kendisini veren kişi manasında Hz. Meryem içinde kullanılan bir Meryem'il Betül denilerek bu isim orada da kendisini gösteriyor. Demek ki Mevla'yı gönülden içten zikretme, tesbih etme, bütün benliğiyle kendini Allah'a vermesi peygamberden ilk nazül olan ayet-i kerime olarak bu sürenin içerisinde yerini almış olmaktadır. Ne kadar güzel bir mana. Ve Rabbimiz burada ne buyuruyor? Yani gündüz senin uzun boylu işlerin vardır, geceyi bana ayır denilerek böyle vahyin başlangıcında peygamberin Allah'la iletişimine dikkat çekildiğini anlamış olmaktayız. Öyle bir Allah ki o Allah, Rabbul Meşri ve Magrib, la ilahe illa huve fettegidhu vekila. O Allah doğunun da batının da Rabbidir, ondan başka ilah yoktur. Yalnız onu vekil kıl, ona dayan, ona güven denilmiş olmakta. وَاسْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ O kafirlerin seninle alakalı söyledikleri sahirdir şairdir, kahindir gibi seninle alakalı senin vahyini kabul etmeyen o kafirlerin sözlerine karşı vasbir alama yakulun onların dediklerine karşı sabret ve cirhum hecran cemila güzel bir şekilde onlardan uzaklaş diyor. Peygamberimiz Aleyhisselam'ı şiddete davet etmiyor. Kafirlere karşı hakkı gerçeği söyle ama asla onlarla böyle böyle bir çatışma içerisine girme ve curhum hecran cemila onlardan ayrıl onlardan güzel bir şekilde uzaklaş diyerek peygamberimiz ikaz edilmiş olmakta. Ve zerni vel mukezibine ulun ve mehilhum Evet doğrusu bizim yanımızda beni ve o nimet sahibi yalanlayıcıları yalnız bırak ve onlara biraz mühlet ver. İlk nazil olan surelerde Zerni ve men halaqtu vahida ifadesiyle bir sonraki vahide müddesir müddessir suresinde de geçer fezerni ve men yukezibu hadis kalem suresinde geçmişti tümünde benim kendisini yaratmış olduğum o kimseyle beni sen baş başa bırak burada da aynı formatta bir şekilde peygamberimize ben onların hakkından gelirim onlara gerekli gerekli cevabı da indiririm ve cezalarını da keserim diyerek Rabbimiz Peygamberimize destek olmakta. Vezerni vel mukezibîn. O nimet sahibi yalan yalanlayıcıyı ve sen bana bırak ve mehilhum kalila. Ona sen biraz, onlara sen biraz mühret ver diyerek bu noktada Rabbimiz e, ayet kelimelerinde bunu bildiriyor. Devamında ise bakınız inne ledeyna enkalen ve cahima doğrusu bizim yanımızda bu ve cehennem vardır. Başka ne vardır? Ve taamen za ussetin ve azaben elima ve e, dikenli boğazı tırmalayan bir yiyecek ve acı veren bir azap vardır. Yani kafirlere karşı Rabbimiz Peygamberimizi ikaz ederek bu noktada o kafirlere karşı onların kıyamet günü yiyeceği o dikenli bir bitkiden başka bir şey değil ve elin bir azaptan başka onların eline bir şey geçmeyecek buna Rabbimiz burada işaret buyurmaktadır. Yevme tercüful ardu vel cibal Bakınız burada Yevme tercüful ardu vel cibal ve kana'til cibalu kethiben mehila O gün kıyamet günü Yeryüzü ve dağlar öyle sarsılacaktır ki ve kanetil cibalu kesiben mehila dağlar bir toz yığını haline, kum yığını haline gelecektir. Bu kadar bir acı, sıkıntılı bir süreç yaşanacak. İnna arsenna ileykum rasulen şahiden aleyküm ey habibim biz seni onlara karşı bir elçi, bir şahit olarak gönderdik. Keme arsenna ila firavne rasula firavuna karşı e, Hz. Musa'yı elçi olarak gönderdiğimiz gibi onlara da seni gönderdik diyor Rabbimiz. Fa asafir avnu rasule ne oldu? Firavun o peygambere Musa Aleyhisselam'a karşı İsyan etti. Fe ahadnahu ve onu şiddetli bir şekilde biz yakaladık. Fe keyfe tetteguna in kefertum yecalul vildane Yani ufacık çocukların ihtiyarlayacağı, saçlarının ağaracağı öyle bir günden şayet bu tutumlarına devam ederlerse nasıl sakınmazlar böyle dehşetli bir gün gelecek diye ikaz ediyor sevgili peygamberimiz o toplumun insanlarını. Musa aleyhisselama Musa Aleyhisselam'a karşı isyan eden Firavun'un akıbetini onlar düşünmüyorlar mı? Duymadılar mı diyerek Hz. Musa'ya bir göndermede bulunuyor. Musa Aleyhisselam da o topluma geldi sevgili dostlar. Hatırlayalım. Vahiy ile ilk buluştuğu zaman Tur Sina'da Rabbimiz ona dedi ki fakhla aleyk ayakkabılarını çıkart dedi. İnneke bil vadil mukaddesi tuva. Sen mukaddes tuva vadisindesin dedi. Rabbimiz ve ana ihtartuke festemi li mayuha. Seni ben seçtim. Sana vahy edeceklerimi bundan sonra iyi kulak ver, iyi dinle. İnneni en Allah. Ben Allah'ım. Benden başka ilah yoktur. La ilaha illa ene fa'budni. Fa Bana ibadet et ve akimis salate li zikri. Beni anmak için, beni zikretmeye vesile olan ibadetini, namazını ihmal etme diye peygambere Allahü Teala emrini, vahyini indirmişti. Sonra Firavun'a gitmesini emretti. Musa Aleyhisselam Firavun'a gitti. Ona karşı itiraz eden o Firavun'un da akıbeti nihayetiyle Kur'an-ı Kerim'de de geçer. Tarih kitaplarında da bunun akıbeti anlatılmaktadır. İşte burada da Rabbimiz o Mekke toplumu insanlarına Firavun'un başına gelen o elim akıbet, o kötü akıbet, kötü sonuç onlar için de muhtemeldir diye buna bir gönderime yapıyor. Ve kıyametle bunu bağlantılandırarak Rabbimiz fekeyfe tettequna. İn kefertum yevmen yec'alul vildane şiba. Nasıl insanların ufacık çocukların bile saçlarının ağaracağı bir dehşete sahip olan o kıyamet günü konusunda onlar korkmazlar. Kendi akıbetleriyle alakalı böyle bir kaygıyı yaşamazlar diye Rabbimiz kıyamet gününe vurgu yapıyor. Öyle bir gün ki es-sema'u munfatirun bi o gün sema ee, gök bile onun dehşetinden yarılacak devamında kana va'duhu mefula bu Allah'ın gerçekleşecek olan bir vaadidir. İnne hadihi tezkira. İşte bu anlatılanlar, bu surede anlatılanlar bir öğüttür. Hemen şaettekade ila Rabbihi sebila. Dileyen Rabb'ına varan bir yol bu ayetlerle bulur, bir yol tutar. Sevgili dostlar. Müzzemmel Suresi 20 ayet. Aslında bu ayetleri ezberlemek lazım biliyor musunuz? Belki din görevlisi olan hocalarımız için söylüyorum. Yani aynı yerleri sürekli namazda okursunuz. Bu güzel ama bu ayeti kerimeleri 23 yıllık bir süreç içerisinde peygamberimize nazil olan bu sureleri sizler de görevleriniz başında aslında rahatlıkla her gün bir sureyi, bir sayfayı ezberlemek suretiyle mutlaka sizler de Adeta vahiy size iniyormuş gibi bu süreci kendi dünyanızda yaşamanız mümkündür. İnne hadihi tezkere feman sha'at ila rabbih sebila. Ne kadar güzel ayet-i kerimeler. Bir sonraki sayfamıza bakalım. Son ayet-i kerime Rabbimiz orada buyuruyor. İnne rabbeke <laughs> ya'lemu anneke taqum. Ayet-i kerime uzun. Ben maalini sizlerle paylaşayım burada. Rabb'in senin gecenin üçte ikisinden daha azında, yarısında veya ve üçte birinde kalkıp namaz kıldığını, seninle beraber bulunanlardan bir topluluğun da böyle yaptığını Rabbin zaten biliyor. Geceyi ve gündüzü takdir eden Allah, sizin onu sayamayacağınızı, yani ne demek bu? Zamanı hesap edip gecenin belli saatlerinde kalkamayacağınızı bildiği için sizi affetti. Yani Müslümanlar gecenin bu üçte birlik, üçte ikilik, son çeyreklik o zamanlarını tam ayarlayamadıklarından dolayı bazen gece ibadetini kaçırmış olmalarından kaynaklanan bu halleriyle alakalı Allah onları affetti buyurmakta. Artık belli bir saat gözetmeden bundan sonra Kur'an'dan kolayınıza geleni okuyun. Fakra ma min minel Kur'an. Ya ne demek bu? Ne miktar kolayınıza gelirse o kadar gece namazı kılın. Kendinizi zorlamayın. Bu ayeti kerimeler Medine döneminde nazil olmuştu. Medine döneminde olduğu için başlangıçta Allah'ın emrettiği ya eyühel muzzemmil kumul leyl illa qalila diyerek gecenin işte bir kısmında kalk, ortasında kalk ya da bundan biraz ekşilterek, sona doğru diyerek gecenin muhtelif vakitlerinde ibadet etmesiyle alakalı emredilen bu bu ilk ayeti kerimelerden sonra 20. ayeti kerimede bununla alakalı bir kolaylaştırıcı hükmün, ayetin, hafifletici bir ayetin geldiğini görmekteyiz. Artık bundan sonra, artık bundan sonra sizler e, Kur'an'dan kolayınıza geleni okuyunuz. Allah içinizden hastalar, yeryüzünde gezip Allah'ın lütfunu arayan başka kimseler ve Allah yolunda savaşan daha başka insanlar bulunacağını bilmiştir. Onun için Kur'an'dan kolayınıza geldiği kadar okuyun, namazı kılın, zekatı verin ve Allah'a güzel bir borç verin. Kendiniz için verdiğiniz hayırları Allah katında verdiğinizden daha hayırlı ve mükafatça daha büyük bulacaksınız. Allah'tan mağfiret dileyin. Şüphesiz Allah çok bağışlayan, çok esirgeyendir diye buyurmakta. Sevgili dostlar burada şunları görüyoruz. Biraz ayetler bu son ayet üzerinde biraz duralım. Rabbimiz burada inna rabbeke ya'lemu taqum senin Rabb'ın bilmektedir. Senin gece kalkıp edna min sulaseyl leyl üçte birlik işte üçte ikilik ve nisfuhu ve thultuhu. Son çeyrekte senin bulunduğun o vakitte ibadet ettiğini ve taifetüm minel mak müminlerden bir grubun da seninle beraber bu ibadete olan teveccühünü bilmektedir. Demek ki Müslümanların tümü bu ibadeti müsbütün yapamıyorlar imiş. Buradan onu anlamış, anlamış olmaktayız. Peygamber gece ibadetine yöneliyor. Gece ibadetiyle alakalı böyle bir hassasiyet içerisinde Müslümanlardan bir grup da onunla beraber ibadet etmekte. Vallahi yukaddirur <laughs> leyle ve nahar. Geceyi gündüzü Allah takdir eder. Gecenin vakitlerini yani yılın muhtelif zamanlarına göre gecede de bir değişiklik, gündüz saatlerinde de bir oynama olduğu için bununla alakalı gecenin bütün seneye yayılan bu Geniş zaman aralığı noktasındaki farklılıkları Allah takdir etmektedir. Buna vurgu yapılıyor. Alime elen tuhsuhu sizin bunu tam takdir edememenizi, saatleri tam sayamamanızı da Rabbiniz bilmekte. Bundan dolayı da meydana gelen hatalarınızdan dolayı sizin tövbenizi fe hüküm tövbelerinizi kabul etti. Artık bundan sonra fakra ulmate es el Kur'an. Kur'an'dan size kolay geleni okuyunuz. Bu ayeti kerime mezhepler arasında bir takım farklılıklara da neden olmuştur sevgili dostlar. İşte Hanefiler mesela namazda kıraat farzdır derken bu ayeti delil getirirler. Fakra'u ma teyessara minel Kur'an. Kur'an'dan size kolay geleni okuyunuz. Yani kişinin namazda Kur'an okuması farzdır. Fatiha'yı okumak da Peygamberimizin açıklamalarından hareket ederek La salata illa bi fatihatil kitab. Yani Fatiha'nın olmadığı namaz namaz değildir hadisinden hareket ederek Fatiha'yı okumayı da vacip olarak görmüşler ama Kur'an okumak ise namazda farzdır diye böyle bir yoruma gitmişlerdir. Farklı görüşler var tabi mezheplerden. Gerçi burada şu söylenebilir, bu ayeti kerimeler sonuç itibariyle teheccüd namazıyla alakalı bir durumu ele almaktadır da denebilir ama sonuç itibariyle buna bir işaret, büsbütün bir işaret olmadığından dolayı bu da bir görüş olarak muhtemel olduğu anlaşılmış olmaktadır. Ve Allah şunu da bilmekte ve ahari ve aharuna yadribuna fil ard sizden yer yüzünde yola çıkmış olanlar var. Yeftequna min fazlillah. Allah'ın fazlından ticari amaçlarla bir takım böyle böyle fırsatları değerlendirerek yolculuğa çıkanlar da vardır. Yolculuk olduğu için yorgunluk ve sıkıntı meşakkat beraberinde geleceği için gece ibadetini ihmal edenler vardır. Onun için Allah şunu da biliyor ve aharin ve aharun yugatülün efise bela. İçinizden Allah'ın yolunda savaşanlar da vardır. Demek ki bu ayet kelimelerin indiği zamanda artık savaşmaya da izin verilmiş. Malumumuz olduğu üzere üzine lilladine yugatülün bi ennehum zulimu hac süresinde geçer. Kendilerine zulmedilmiş olmasından dolayı müminlerin savaşmasına izin verildi diye ayet kelimede yer alan bu. Sonraki süreçte baskı ve zulüm karşısında kendilerinin savunmaları, kendilerini müdafaa etmeleri konusunda Müslümanlara cihat yapma konusunda savaşma izninin verildiği sonraki süreçte bu ayeti kerimenin aynı zaman diliminde indiği anlaşılmış olmakta. Çünkü ve aharuna yuqatiluna fi bir diğer grup daha var. Allah yolunda savaşıyorlar denilmek suretiyle buna işaret edilmiş olmaktadır sevgili dostlar. Peygamberin o güzel e, arkadaşlarını anlatan kitaplarımızda şunu görüyoruz. Bu peygamber toplumunun insanların geceleri nasıl, gündüzleri nasıl diye düşmanlardan bir gözlemci onları takip etmişler. Kendi komutanlarının yanına vardıkları zaman onları gece nasıl buldunuz, gündüz nasıl buldunuz diye sordukları zaman ifade aynen şöyledir. Bir leyli bir leyli ruhban ve bir nehari fursan. Geceleri rahipler gibi ibadet ediyorlar, gündüzleri de kahraman atlar gibi at üzerinde koşturuyorlar diyerek gece Allah'la gündüz o işte at üzerinde cenk ettiklerine o gözlemci böyle işaret etmiştir. Sahabiler böyleydi. Onun için ayet-i kerimede de buna böyle işaret ediliyor. Ve Rabbimiz buyuruyor. Fakla مَا تَيَسْسَرَ مِنْ kolayına geleni, size kolay geleni namazda okuyunuz. Namazınızı kılınız ve akimus sala ve atuz zekah zekatlarınızı veriniz ve Allah'a ve akradullah'a kardan hasena güzel bir borç veriniz. Bu ne demek? Şu demek. Yani burada Allah'a verirseniz borcu yani Allah için hayır hasenatta bulunup ahirette de bunun karşılığını ahirete bırakmak suretiyle böyle bir borç vermeyi Rabbimiz tarzı Hasan, güzel bir şekilde borç vermek diye burada da ifade buyuruyor. Hatırlanacağı üzere çok sonraları nazil olacak. Tövbe suresi 111. Çok hoşuma gider. İnna Allah minel müminine enfusuhum ve emvaluhum bi enne Allah müminlerin canlarını, mallarını cennet karşılığında satın almıştır derken yani bu dünyada Allah bize müşteri oluyor ve müşteri olarak ...bizim dükkanımıza geliyor, canını ve malını bana, benim uğrumda kullan... ...ben de sana bunun karşılığında cennet vereceğim demesinde olduğu gibi... ...burada da Rabbimiz Karz-ı Hasen'le, zekatla bu noktada mali yönden... ...bizim imtihan edilmemize vurgu yapmış olmaktadır. Bu ayet Mekki olduğu için, gerçi burası Medine dönemini e, çağrıştıracak ifadeleri de... ...barındırdığı için zekatı bazıları, yani... Genel manada Allah'ın bizden temizlenmek için malımızla ma, e, zekatı emretmesine bir vurgu yaptığı ifade edilir. Sarat kelimesini de yani ilk nazil olan sürelerden olduğu için burada belki Allahu alem yani genel manada Allah'a kulluk onu zikretmek şirkten uzak bir ibadet biçimi olarak da düşünülebilir. Eğer şayet bu ayeti kelimenin namaz ibadeti olan Peygamberimize emredilen beş vakit namazdan e, önce nazil olduğu farz edilirse bu da bir muhtemel durumdur. Salat kelimesinin anlamı üzerinde durmak isterdik ancak bize ayrılan süre dolduğu için buna burada çok fazla temas etmemiz mümkün olamayacak. وَمَا تُخَدِّمُوا لِأَنْفِسُكُمْ Kendiniz için önceden hayır adına neyi takdim ederseniz Allah'a amel defteri olarak bunlar yazılırsa ne diyor ayetin devamında tecidu indallahi huwa hayran ve azime ecra Allah'ın katında büyük bir mükafat olarak onu karşılığını bulacaksınız buyuruyor. Demek ki yapılan iyilikler Allah'a takdim ediliyor ve bunların mükafatı bize orada tas tamam fazlasıyla ziyadesiyle ödenecektir Rabımız buna işaret buyuruyor ve estağfirullah. Allah'a istiğfar edin, ondan af dileyin, ondan bağışlanma dileyin. Çünkü Allah, اِنَّ اللّٰهَ Rahim, O Allah gafurdur, yani çok bağışlayandır, merhamet sahibidir diye buyuruyor. Biz de amenna ve sattakna diyoruz sevgili dostlar. Efendim burada programımız süreyle alakalı, Müzzemil Suresini bugün ele aldık. Süreyle alakalı 20 ayetlik bu güzel ayeti kelimeler üzerinde kısa kısa değerlendirmelerle biz programımızı burada sona erdirdik. İnşallah bir başka programımızda yeniden birlikte olmayı ve sizlerle Rabbimizin kelamını terennüm ederek ayetler üzerinde tefekkür etmeyi birlikte inşallah bir başka programımızda ele almayı Rabbimiz bizlere nasip eder diyoruz. Hoşça kalın diyoruz. Allah'a emanet olun. Kur'an'a kalın efendim.